Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sığınmacı akınıyla boğuşan Almanya'da sığınmacılara yönelik yumuşak tavırlar giderek sertleşiyor. İçişleri Bakanı Thomas de Maizière sığınmacılara kızdı. Bakan, sığınmacıların yaza kadar Almanya'ya minnettar olduklarını ancak şimdi keyfi davrandıklarını söyledi. Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ise Almanya'nın sığınmacı alımı konusunda sınıra dayanmak üzere olduğunu söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière sığınmacıları keyfi davranmakla eleştirdi. Alman ZDF kanalına konuşan bakan, sığınmacılar yaz aylarına kadar Almanya'da olmaktan dolayı minnettardılar. Polisin resmi makamların nerede olduklarını soruyorlardı. Ancak şimdi birçok mülteci istediği yere kendi başına gidebileceğini düşünüyor ifadelerini kullandı. Perspektivwechsel vorgeschlagen. Bakan de Maizière kamplardan çıkıp taksi çağırıyor ve inanılmaz paralarla kilometrelerce yol kat edip Almanya'ya geliyorlar. Barınaklar hoşlarına gitmediği zaman grev yapıyorlar, yemek beğenmedikleri zaman kızıyorlar ve sığınma başvurularının yapıldığı yerlerde kavga ediyorlar diye eleştirisini sürdürdü. Bunların azınlıkta olduğunu da sözlerine ekleyen de Maizière, ancak Almanya'ya gelenlere kurallara ve yasalara uymaları gerektiğinin açıkça söylenmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı de Maizière ortaya çıkan mülteci baskısı karşısında siyasetin sert kararlar alması gerektiğini de söyledi. Alman hükümetinin bu sebeple yeni iltica yasasını hayata geçireceğini vurgulayan bakan, düzenlemelerin temel amacının sığınmacıların Almanya'ya girişi kabul edilmeden önce bir haftaya kadar sınırda oluşturulacak geçiş bölgelerine tutulmasına yasal zemin sağlanması olduğunu söyledi. Bu bir haftalık süre içinde de Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin iltica başvurularına cevap vermesi planlanıyor. Başvurusu reddedilenler de tutuldukları geçiş bölgelerinde hızla sınır dışı edilip ülkelerine geri gönderilecek. Daha çok Balkan ülkelerinin bulunduğu güvenli ülkeler listesinde yer alan bölgelerden iltica başvurusunda bulunmak için Almanya'ya gelenlerin de sınırda alıkonulması öngörülüyor. Bu kişilerin iltica başvurularına olumlu cevap alma şansının düşük olması nedeniyle daha hızlı bir şekilde geri gönderilmeleri amaçlanıyor. Ayrıca yanında belgesi olmayan kişiler de geçiş bölgelerinde tutulabilecek. Öte yandan Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel büyük bir hızla imkanların sınırına yaklaştıklarını ifade etti. Gabriel, Spiegel Online haber portalına yaptığı açıklamada bu yıl büyük çaba sarf ederek çok sayıda sığınmacı kabul etmeyi başarabiliyoruz dedi. Almanya'da pek çok bölgenin hali hazırda kendi sınırlarını zorladığını belirten bakan, tabii ki sığınma hakkı sınır tanımaz. Ancak şehirlerin ve bölgelerin sırtlanabileceği yükün belli sınırları var dedi. Düşüncelerini dile getirenlerin hemen yabancı düşmanı veya radikal olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirten bakan Gabriel, sığınmacılardansa bazı prensiplerin içselleştirilmesini istedi. Gabriel, bizde anayasa, düşünce özgürlüğü, din özgürlüğü, eşitlik gibi tartışmaya açık olmayan değerler olduğunu açıkça belli etmemiz gerekiyor diye konuştu. Almanya'da bir Türk iş adamı garajında ölü bulundu. Dortmund kentinde yaşayan Ulvi Kazmacıoğlu depo olarak kullandığı garajda ölü olarak bulundu. Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Türk iş adamı Ulvi Kazmacıoğlu depo olarak kullandığı garajda ölü olarak bulundu. Dortmund'un Hafen semtinde akşam saatlerinde garaja giden Ulvi Kazmacıoğlu uzun süre eve dönmedi. Sabah işçilerinden biri Ulvi Kazmacıoğlu'nu arayıp ulaşamayınca depoya gitti. İşçisi depoya gittiğinde Ulvi Kazmacıoğlu'nun cesediyle karşılaştı. İşlerinden ilgili deposunu, kiralamış olduğu deposunu hazırlamaya gitmiş. En son canlı olarak kendisinden görüşlen akşam vaktiydi. Ondan sonra kendisinden görüşlemedi maalesef. Sabahtan da bir haber alınamayınca işe çıkacaklar. Bu sefer işçileri ilk depoya gidip kendilerini arıyorlar. İlk depoda bulamayınca ikinci depoya geçiyorlar. İkinci depoda da maalesef elleri bağlı eşik halini buluyorlar. Yani cansız halini buluyorlar. Elleri bağlı olarak bulunan Ulvi Kazmacıoğlu'nun kafasında darp izinin bulunduğu tespit edildi. Ancak ölüm nedeninin henüz netleşmediği açıklandı. Olaya el koyan Dortmund Savcılığı soruşturma başlattı. Yaşanan bu acı olay, Ulvi Kazmacıoğlu'nun yaşadığı semtte ve Dortmund'da yaşayan Türk vatandaşlarını yasa boğdu. Ulvi Kazmacıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da inşa edilen İmam Ali Camii ibadete açıldı. Yaklaşık 8 milyon euroya mal olan camide aynı anda 1500 kişi namaz kılabilecek.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Müslümanların yoğunlukta yaşadığı Nørrebro semtinde inşa edilen ülkenin en büyük ibadethanesi İmam Ali Camii binlerce kişinin katılımıyla açıldı. Toplam 2100 metrekarelik alan üzerine inşa edilen çift minareli camide aynı anda 1500 kişinin namaz kılabileceği bildirildi. Danimarkalıların da yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan İmam İranlı Şeyh Nisar, camilerin ibadet yerleri olduğu kadar birer eğitim kurumu olduğuna dikkat çekti. Nisar, insanların camilerde birlikte yaşamı, saygıyı ve sevgiyi öğrendiğini ifade ederek, camilerin ayrıca dayanışmanın ve yardımlaşmanın merkezi olduğunu ifade etti. İmam Ali Camii'nin yaklaşık 8 milyon euroya mal olduğu belirtildi. Emisyon skandalı nedeniyle dünyanın dört bir yanında milyarlarca euroluk ceza ödemeleriyle karşı karşıya olan Volkswagen'da krizden çıkış yolu aranıyor. Şirket yönetimi alınacak mali önlemleri görüşmeye başladı. Dizel araçların emisyon ölçümlerinde manipülasyon yaptığı ortaya çıkan Volkswagen, dünyanın dört bir yanında açılması muhtemel soruşturma ve davaların mali sonuçlarına hazırlanıyor. Şirketin milyarlarca euroluk ceza ödemeleri, tazminat ve toplu davalar karşısında mali önlemler almak için kolları sıvadığı bildirildi. Görüşmelere yakın kaynakların Reuters haber ajansına aktardığı bilgilere göre, şirket yönetimi ilk etapta masrafların düşürülmesi ve gelirlerin artırılması için adımlar atacak. Bu çerçevede sermaye artırımının da gündemde olduğu belirtiliyor. Teftiş kurulunun ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketin notunu düşürme tehdidinden de endişeli olduğu kaydediliyor. Şirketin son bildirimine göre yaklaşık 18 milyar nakidi ve yaklaşık 15 milyar euroluk değerli kağıdı bulunuyor. Uzmanlar şirketin ödeme zorluğuna düşmemesi için bu miktarın yarısını elinde tutması gerektiği görüşünde. Bu durumda Volkswagen'ın elinde krizin sonuçlarıyla başa çıkabilmek için 17 milyar euro kalıyor. Özel davalar ve cezalar dışında şirketin başı devlet maliyeleriyle de derde girebilir. Çevreci dizel araçlar için şirketin yararlandığı vergi indirimlerinin geri istenebileceği belirtiliyor. Öte yandan İngiltere'de Volkswagen markasına bağlı 4000 adet dizel motorlu aracın piyasadan çekilmesine karar verildiği açıklandı. Şirket yetkilileri söz konusu kararın geçici bir önlem olduğunu ve piyasadan çekilmesine karar verilen 4000 araçta gerekli düzeltmeler tamamlandıktan sonra tekrar satışa sunulacağını kaydetti. Müslümanlara ayak takımı, bunların bulunduğu yerde ot bitmez sözleriyle ağır hakaret eden Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Hristiyan Alevi Dostluk Grubu kurucu üyesi Madlen Vartiyan'a partisinden sert tepki geldi. CDU Genel Sekreteri Peter Taber, Vartiyan'ın sözlerini kesinlikle kabul edilemez olduğunu, kendisinden özür dilemesini beklediklerini ifade etti. Eine sehr würdige Ökumene erlebt. Alman Hristiyan Demokratlar, Müslümanlara hakaret eden Hristiyan Alevi Dostluk Grubu kurucusu üyesi Madlen Vartiyan'dan özür bekliyor. Deutschland stärkt in der Türkei diejenigen zivilgesellschaftlichen. CDU Genel Sekreteri Peter Toyba, Vartiyan'ın sözlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade ederek, burada CDU'nun hangi değerleri kapsadığını anlayamamış, kabul edilemez dedi. CDU'nun Köln teşkilatı da Madlen Vartiyan'ın Müslümanlara yönelttiği hakareti kınadığını açıkladı. Die Menschen in den USA und Kanada von einem solchen Abkommen, von solchen Abkommen. Basın açıklaması yapan CDU Köln Teşkilatı, Madlen Vartiyan'ın açıklamasını kınıyoruz ve özür dilemesini bekliyoruz. Bir dini gruba hakaret etmek kesinlikle CDU'nun insan anlayışına aykırıdır. Vartiyan'ın CDU ile herhangi bir üyelik bağı yoktur ifadelerine yer verdi. Die an einer wahrhaftigen Aufarbeitung und Auseinandersetzung interessiert sind. Es ist ein ganz wichtiges Signal. Vartiyan'a diğer partilerden de sert tepkiler geldi. Hür Demokrat Parti Grup Başkanı Ralf Sterk, İnsanları genel olarak zan altında bırakan her türlü anlayışa karşıyım. Bu değerlendirme şu anki yaşananlara yardımcı olmayacaktır derken, sol partili Jörg Detjen, Vartiyan Müslüman vatandaşlara karşı nefret söylemi içinde. CDU'lu Vartiyan'ın aşırı sağa kayma sorunu var dedi. İslam karşıtı bağışlar tarafından desteklenen ABD'li Horowitz Vakfı, Hollandalı İslam karşıtı ırkçı Geert Wildersin partisine 20 bin dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Vakfın daha önce de Wildersin partisine bağış yaptığı iddia ediliyor. The Winston Churchill of this particular war against a
Amerikan kaynaklı İslam karşıtı David Horowitz Vakfı, Hollandalı ırkçı Geert Wilders'ın partisine 20 bin dolar bağışta bulunduğu resmi belgelerle ortaya çıktı. Deutsche News'e yer alan habere göre Horowitz Vakfı, Wilders'ın partisine yardım eden dış kuruluşlardan sadece biri. So viele stolzen österreichischen Patrioten hier. Horowitz Vakfı'nın Wilders'e yaptığı ilk bağış olmadığı belirtiliyor. İddiaya göre 2012 yılında aynı vakıf, İslam karşıtı eylemleriyle bilinen partiye bağışlarda bulundu. Ancak bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Eine Ehre in dieser wunderschönen Stadt zu sein. 2013 yılında yürürlüğe giren bir yasayla Hollandalı siyasi partilerin 4500 euro üzerindeki dış bağlantılı bağışları açıklamak zorunda. Wilders'ın partisi ise bu yasaya şiddetle karşı çıkmıştı. Ein Symbol des Widerstands gegen den Islam. Ökçe Wilders'ın partisi PVV Hollanda'da sağlıklı bir üyelik yapısı bulunmamakla suçlanıyor. 1683 aufgehalten. Almanya Birleşmesi'nin 25. yıl dönümünü demokrasi festivali ile kutlayacak. Bu yıl Frankfurt kentinde düzenlenecek merkezi kutlamalara Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel de katılacak. Almanya 25. Birleşme gününü kutlamaya hazırlanıyor. Yapımına 13 Ağustos 1961 yılında başlanan Soğuk Savaş'ın simgesi Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılmasıyla Komünist Doğu Almanya Cumhuriyeti feshedilerek iki Almanya 3 Ekim 1990 senesinde birleşmişti. İki Almanya'nın demokrasiyle yönetilen Federal Almanya Cumhuriyeti çatısı altında birleşme kararının ardından Doğu Avrupa ülkeleri de birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan etmişti. Avrupa Birliği'nin motor gücü Almanya'nın demokrasi yönetimi altında birleşmesi, Doğu Avrupa'daki komünist baskı rejimlerinin de sonunu getirerek Avrupa Birliği'nin genişlemesini ve bugünkü sınırlara ulaşmasını sağladı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ve Başbakan Angela Merkel'in iki Almanya'nın birleşme gününde Frankfurt kentinde düzenlenecek törenlerde bir kez daha demokrasi ve bireysel hak ve özgürlükler vurgusu yapmaları bekleniyor. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesini geçmiş yıllarda başarı hikayesi olarak nitelendiren üçlünün yine aynı mesajlarla içte birlik beyanlarında bulunacakları ifade ediliyor. Öte yandan 3 Ekim Almanya Birlik Günü'nde aynı şekilde gelenekselleşen camilerde açık kapı günü de gerçekleştirilecek. Almanya'daki İslami Çatı Kuruluşu, Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, bu yılki açık kapı gününün Almanya'da genç Müslümanlar motive, angaje ve aktif ana teması altında düzenleneceğini açıkladı. Camilerde açık kapı günü Federal Aile, Kadın, Gençlik ve Yaşlılar Bakanı Manuel Schwesig'in himayesinde gerçekleştiriliyor. İngiltere'de gece vakti aniden oluşan dev çukur şaşkınlığa yol açtı. Nasıl oluştuğu bilinmeyen çukur kent sakinlerini hem korkuttu hem de onlara zor anlar yaşattı. İngiltere'de Londra yakınlarındaki St. Albans kentinde dün gece 20 metre genişliğinde 9 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Yaşanan olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler olası bir facianın önüne geçmek adına elektrik ve su sistemlerini devre dışı bıraktı. Bu nedenle çevredeki evlere bir süredir elektrik ve su verilemedi. Çukur nedeniyle etraftaki evler de boşaltıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İlk olarak çarşamba günü bölgede ufak bir çukurun meydana geldiği bilgisini alan ekipler, söz konusu çukurun kapatılması için düğmeye basmış ancak harekete geçmemişti. Yetkililer bölgede gerekli önlemler aldıktan sonra çukuru doldurmayı hedefliyor. Yunanistan'daki seçimlerden sonra şimdi de Portekiz sandık başına gidiyor. Portekiz halkı sandık başında kemer sıkma politikalarını oylayacak. Son yıllarda Troika'dan aldığı finans yardımı ve kemer sıkma politikalarıyla daha çok gündeme gelen Portekiz, 4 Ekim pazar günü sandık başına gidiyor. 2011 yılında yapılan son genel seçimlerin ardından koalisyon kurarak iktidara gelen sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar geleneğinden gelen Sosyal Demokrat Merkez Halk Partisi bu seçimlere de koalisyon olarak katılıyor. Ülkede yayınlanan anketlerde bu koalisyon %39'luk oy oranıyla favori olarak gösteriliyor. Portekiz'in 78 milyar euroluk dış finans yardımı için Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu
ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Troika ile anlaşmasından bir ay sonra 2011 Haziran ayında iktidara gelen koalisyon, geçen 4 yılda ülkesini ekonomik krizden çıkarmak için sert kemer sıkma programları uyguladı. İktidara gelir gelmez, Troika'nın çok daha ötesine gideceğiz diyerek kemer sıkma politikalarını hayata geçirmekten herhangi bir siyasi çekince duymayan Başbakan Pedro Passos Coelho, geride kalan 4 yılda ülkedeki 18 valiliği kapatma, belediye meclis üyelerinin sayısını %25 düşürme, belediyeye bağlı şirketlerin sayısını %40 azaltma, büyükelçilikler ve konsoloslukların sayısını ve personelini düşürme, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarında kesintiler yapma gibi çok ciddi önlemler aldı. Bu arada ana muhalefette olan ve anketlerde %33 oranla ikinci sırada gösterilen sol görüşlü Sosyalist Parti'nin lideri Antonio Costa ise vaatlerinde en çok ekonomik kesintileri sona erdireceklerini söyledi. Costa, katma değer vergisini tekrardan %13'e indireceklerini, geçen 4 yılda yapılan maaş kesintilerini memurlara geri ödemeyi ve Sosyal Güvenlik Kurumu katılım paylarını düşüreceklerini vaat etti. Öte yandan İspanya'da genel seçim tarihi belirlendi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy genel seçimleri 20 Aralık tarihinde yapma kararı aldıklarını açıkladı. Bu durumda Başbakan Rajoy'un 26 Ekim'de İspanyol Meclisi'ni feshedip bir gün sonra resmi gazetede seçimlerin 20 Aralık'ta yapılacağının duyurulması gerekiyor. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza Almanya, İngiltere ve İspanya'da bu hafta sonu oynanacak olan futbol karşılaşmalarının programı geliyor. Almanya Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları bu akşam saat 20.30'da oynanacak Darmstadt Mainz 05 maçıyla başlıyor. 3 Ekim Cumartesi günü ise saat 15.30'da Mönchengladbach-Wolfsburg, Hannover 96 Werder Bremen, Hertha Berlin-Hamburger SV, Hoffenheim-Stuttgart ve Ingolstadt'la Eintracht Frankfurt arasında oynanacak. 4 Ekim Pazar günü ise saat 15.30'da Schalke 04'te Köln, saat 17.30'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ile Augsburg karşı karşıya gelecek. İngiltere Ligi'nde 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.45'te Crystal Palace West Bromwich, saat 16'da Aston Villa Stoke City, Bournemouth ile Watford, Manchester City ile Newcastle United, Norwich City ile Leicester City, Sunderland ile West Ham United ve saat 18.30'da Chelsea ile Southampton karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Pazar günü ise saat 14.30'da Everton ile Liverpool, saat 17'de ise Arsenal ile Manchester United, Seven City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. İspanya Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları bu akşam 20.30'da oynanacak Celta Vigo-Getafe maçıyla başlıyor. 3 Ekim Cumartesi günü saat 16'da Sevilla-Barcelona, 18.15'te Granada-Deportivo-La Coruña, saat 20.30'da İspanyol-Barcelona-Sporting-Gion, 22'de Utlas Palmas-Aibar ve saat 22.05'te Malaga-Real Sociedad karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Pazar günü ise saat 12'de Rayo Vallecano-Real Betis-Sevilla, saat 16'da Atletico Bilbao-Valencia, saat 18.15'te Udevante ile Villarreal ve saat 20.30'da Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ve şimdi de para piyasalarına göz atıyoruz. Dolar 3 lira, euro 3 lira 38 kuruş, altın 109 lira 53 kuruş, petrol 47, dolar 34 sent. Ve sırada hava durumu var. Hamburg az bulutlu 7 ila 18, Berlin güneşli 8 ila 20, Köln güneşli 7 ila 21, Frankfurt az bulutlu 9 ila 21, Stuttgart az bulutlu 11 ila 21, Münih az bulutlu 8 ila 22 derece. Amsterdam güneşli 8 ila 18, Brüksel az bulutlu 7 ila 19, Paris güneşli 8 ila 21, Londra çok bulutlu 7 ila 17 derece. Madrid çok bulutlu 16 ila 26, Roma güneşli 16 ila 23, Viyana güneşli 10 ila 21, Bern az bulutlu 8 ila 20 derece. Oslo güneşli 4 ila 15, Helsinki güneşli 4 ila 13, Kopenhag çok bulutlu 8 ila 15 ve İstanbul az bulutlu 18 ila 24 derece.
Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sayfamızdan izlemeniz mümkün. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.